Size bir soru sorsam, hep soruyorsunuz. En çabuk eskiyen, pörsüyen solan nedir? Çoğunuzun aklına bahar çiçekleri gelir. Evet, dünya baharının çiçekleri insanlar. Bir haftaya bile tahammülü yoktur. Bir hafta onun hayat seviyesine göre onu besleyebilecek havadan, sudan, toprağın kuvve-i imbatiyesinden mahrum bırakılınca çiçeklerden daha çabuk zibil hale gelir. Sürekli beslenmeye ihtiyacı vardır. Bir hafta eğer uzak kalırsa, düşüncelerini ele aldığınız zaman, düşünceleriyle onu müşahede ettiğiniz zaman, o kadar mantık muhakeme boşluğuna rastlarsınız. Bu da kurt girmiş demek onun düşünceleri içine. Hislerinde o kadar çok boşlukla karşılaşırsınız ki, ve şaşarsınız, hayret, inayet ilahi olmasa bu insan nasıl ayakta durabiliyor dersiniz. Bu kadar. Çok çabuk solan bir çiçektir. Öyle olmasa Allah günde 5 vakit namazı teşrik kılar mı? Camiye gitmeyi, sürekli cihadı. Çünkü insanın o kadar ayrılığa tahammülü yoktur. Sık sık ahdü peymanını yenilemeli. Sık sık bütünleşme dediğimiz şey neyse onu gerçekleştirmeli. Ve tıpkı bir kısım çiçekler gibi sürekli hep gözünü dikip ona bakmalı. Ve hayatiyetini onda bulmalı. Ben hemen 10 gün, hafta böyle 10 gün geçirince ağzınızdan, gözünüzden, üslubunuzdan anlıyorum uzaklaştığınızı. Yani konuşmaya başlıyor, bakıyorsun. Yabancılaşma. Davaya, düşünceye, hizmet felsefesine yabancılaşma. Kitapların içinde bulunsanız bile yetmez yani. Çünkü bizim aksiyonumuz fikrimizi belirler, fikrin önündedir. Fikir hayatımız aksiyonumuza göre realize edilir. Öbürü düşünce, tasarruf filan, plan, proje tatbik edilir veya edilmez, hayallerini yaşarsın. Ütopik insanlar gibi. Düğüne, derneğe gidiyor gibi kenardan iştirak ediyor, uzaktan bakıyor. Onunla teselli olmaya çalışıyorlar. O armoninin içine girip onda bir rükün olma asıl mesele. Karışma. Benliğini bir buz parçası gibi o deryanın içine, o nehirin içine, o gölün içine atma, eritme, deryaya sahip olma. Böylece damla iken derya, zerre iken kainatlar, hiç ender, hiç iken Allah'ın matmağı nazar olma. Devrini kavramak lazım. Devir. Bu devrin erkanı bu arkadaş. İnsanlığın iftar tablosu buyuruyor ki, Musa hayatta olsaydı bana uymadan başka yolu yoktu diyor. Üstad diyor ki, Şah-ı Geylaniler falanlar filanlar olsaydı, nur talebesi olmadan başka yolları yoktu. Uzatabilirsiniz.